Herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonların nasıl çalıştığı konusuyla sizlerle birlikteyiz. Acaba nasıl çalışmalıyız? Neler yapmalıyız? Bunu görmek için hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, burada bu videoyu niye çektik? Çünkü fonksiyonlarla ilgili yorumlarda gerçekten bazen güldüren, bazen düşündüren, bazen acaba üzücü şeyler mi oluyor diye düşündüğümüz, üzüldüğümüz taraflar oldu. Ve bu videoyu çekmeye karar verdik. İnşallah size de yardımcı olacak fonksiyonları iyi anlayacaksınız diyelim. Tabi burada bizim konumuzda bize yardımcı olacak kitabımız Dinamo kitabı. Bunun üzerinden size nasıl çalışacağınızı anlatacağım. İlk önce yorumlarınız nelermiş ki biz bu videoyu çektik ona bakalım. Kitap dünyası demiş ki fonksiyonları anlamayan bir tek ben miyim demiş. Hayır arkadaşım dünyada gerçekten fonksiyonu herkes başta bir zorlanır. Sonrasında şimdi nasıl nasıl çalışman gerektiğini söylediğimde sen de rahat edeceksin merak etme. Sabahattin Parlak arkadaşımız da ben bu fonksiyon konusunu hiç anlamıyorum öğretmen anlatıyor. Ama ben bu konuyu anlamıyorum. Doğrusunu söylemek olursa demiş. Gerçekten de devrik üstü devrik bir cümle kurmuş. Gerçekten ilk önce fonksiyon değil. Bu senin yorumunu anlamamız gerekirdi. Bu yorumda beğendik ve buraya koyduk. Anladığımız tek şey şu. Fonksiyonu anlamıyormuş arkadaşımız. Bunu anladık. Hacer Kahraman da fonksiyonları daha iyi anlayabilir miyim? Daha iyi nasıl anlayabilirim diye sormuş. Şimdi bu sorunun cevabını çok güzel bir şekilde vereceğiz Hacer'cim. Merak etme. Omar Ward diye bir arkadaşımız da ne demiş? Fonksiyon tam anlamayan artı bir demiş. Bunun üzerine artı birler çoğalmış. Milyon olmuş. Like'lar havada uçuşmuş arkadaşlar. Merak etmeyin. Tam anlamadıysan şimdi söylediklerimi tam anlayacaksın diyelim. Yorumlar bitmiyor. Yorumlar bayağı bir geliyor videolarımızın altına. Mustafa Bostepe'de hayati fonksiyonlarımı kaybettim hocam demiş. Arkadaşım sakın öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Çok güzel esprili bir şeydi derken hayati fonksiyonları gerçekten mi kaybetti acaba diye de bir anda kitlendik. Tabii ki de inşallah öyle bir durum yoktur. Matematiğe küsmek olmaz. Kalp atacak aga. O yüzden kalbinizi attıracağız. Fonksiyonları iyice anlatacağız şimdi. Rahime Karataş fonksiyon bana çok yabancı demiş. Evet arkadaşım şu an yabancı olabilir. Biliyorsun İngilizce yabancı bir dil bize. Ama ne diyor bazen? Çalışıyorsun çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? İngilizce yabancı dilimizi ana dilimiz gibi konuşuyoruz. O zaman ne diyoruz? Biz de demek ki çalışacağız, çabalayacağız. Nasıl yapacağımızı şimdi anlatacağız. Ne demiş? Dijle Şahin'de fonksiyon 1, binom 2 acayip zor güle demiş. Hiç merak etme. Şimdi ne yapacağınızı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar yorumlar böyleyken fonksiyonlara genel bir bakış atalım. Bakın fonksiyonların bir kavramı vardı. Tanım kümesi, değer kümesi, fx eşittir y'ydi. Ve a'ları koyuyorduk ve görüntü kümesi elde ediyorduk. Fonksiyon çeşitlerimiz vardı birim fonksiyon vardı, sabit fonksiyon vardı, bir taktiğimiz vardı. Ve de doğrusal fonksiyon gibi çeşitlerimiz vardı. Ve de arkadaşlar sonrasında da bileşke fonksiyon vardı. Ne yapıyorduk? Fog golf'lar vardı. Sadece içeri atıyorduk. Ters fonksiyonda da yerlerini değiştiriyorduk. Bakın videolarda bunların taktiklerini söyledik. Ve de burada böyle pratik bilgiler de söyledik. Dedik ki kesinlikle bunu yap kafan rahat olsun dedik. Grafikler vardı ve de fx eşittir 0 denkleminin grafiğini ...görmüştük. Burada da bu noktaların olduğunu söylemiştik. Bilgi kısmı var mı? Var. İlk önce bilgileri de alacaksın tabii ki de. Taktiklerimiz de vardı. Bunları da tek tek söylemiştik. Bu bizim fonksiyonlar konumuz arkadaşım. Aklımızda kalsın. Şimdi ben bunu sana dinamo üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi bakın bizim videolarımızı... ...izlediniz, izle izlemelisiniz. Niye izlemelisiniz? Her kanal zaten kendini izleyin der. Ama biz niye izleyin diyelim? Ben niye izleyin diyorum bizim videolarımızı? Tonguç Akademi'yi niye takip edin? Çünkü arkadaşım önemli olan ödevlendirme sistemi bizde. Bakın süper bir kitap. Gerçekten böyle reklam olsun falan muhabbeti değil. Burada süper bir kitap. Çünkü neden? Bak şimdi. Sen bu fonksiyon kavramları konusunu dinledin. Dinledin hocadan. Ya daha doğrusu okulda dinledin. Sonra tekrar yapmak için açtın Tonguç Akademi'yi. Ve burada fonksiyonlar kavramı dinledin. Çok güzel bir şekilde yapman gereken ilk başta ayrıntılı bir şekilde not almak. Zaten okuldan aklında bir şeyler var. Hemen sen de derste Burada benim anlattıklarımdan kalem kağıtla notlarını alıyorsun. Çok güzel bir şekilde notları alırken ilk önce soruları kendin yapmaya çalışıyorsun. Kendin yapmaya çalıştın. Yaptıysan süper. Hemen bir bak bakalım sonucun aynı mı? Tamam geç. Yapamadıysan hemen benim çok iyi bir Oradan yap. Ve sonrasında arkadaşım videonu dinledikten sonra hemen ne yapıyorsun? Biz burada ödevlendirme yapıyoruz. Bakın ödevlendirme ne diyoruz? Fonksiyon kavramı sana ödev diyoruz. Mesela ilk konumuz fonksiyon kavramıydı. Sonra fonksiyon çeşitleriydi fonksiyon kavramı ödev dediysem o zaman arkadaşım ve sana sayfasını söylüyorum bak. Sayfa neresi diyorum? Fonksiyon kavramı. Bakın fonksiyonlar burada başlıyor. İçinde hangileri oldu? Ve hangilerin neler görmen gerektiğini mebin kazanımları olarak burada sana veriyoruz. Sonrasında Dinamo kitabımızda bak şimdi arkadaşım fonksiyon kavramıyla örnek bir sorun var. Bu örnek soruyu sen çok iyi inceliyorsun. Ve sonrasında tak 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 testra var. Dört sorudan oluşan. Mono, di, tre, tetra, ve burada ne yapıyorsun? Tetrayla olayı dörtlüyorsun. Dörtledikten sonra bakıyorsun ki, a olayı anlayabilmişim, soruları çözebilmişim." Tabii ki de sorularımız kaliteli sorular olduğu için bazılarını yapamayabilirsin. Ama yapamazsan, senin yardımına kim koşuyor? TAS uygulamasından hemen karekodu okutuyorsun. Oradan süper bir şekilde "Canım hocam, sana anlatıyor." Devam ediyorsun. Burayı yapıyorsun örnek soruların. Burayı yapıyorsun örnek soruların. Burayı yapıyorsun örnek soruların. Ve yeni nesil soruları kesinlikle kaçırmıyorsun. Çünkü ÖSYM bunu soruyor arkadaşım. Bunları da süper bir şekilde yapıyorsun. Bakın önemli olan en çok yanlış yapmamız. Bir, videoları film gibi izlemek. Sinema gibi izlemek. Burada kek börek, burada kola fanta, kahve neyse. Ondan sonra Instagram'a bir fotoğraf tamam. içim rahatladı bitti. Hayır öyle değil arkadaşım. Kalemi alacaksın. Yanında kağıdı alacaksın ve yazacaksın çizeceksin arkadaşım. Matematik böyle çalışılır. 2. Yapman gereken videoları iyi izliyorsun notlarını alıyorsun. 3. Hemen soru çözüyorsun. Soru çözmek çok önemli. Ama daha önemlisi yapamadıklarında vazgeçmeyeceksin. Çünkü vazgeçersen kaybettiğin gün vazgeçtiğin gündür arkadaşım. Vazgeçmiyorsun ne yapıyorsun? Hemen daha da saldırıyorsun. Hemen uygulamayı açıyorsun. Bakıyorsun doğrusunu öğreniyorsun. Arkadaşına hocana soruyorsun. Kesinlikle vazgeçmiyorsun. Anlayana kadar kesinlikle vazgeçmiyorsun. Yapıyorsun. Konuyu çalıştın. Hemen sonrasında sorularını çözdün. Yapamadıklarını yaptırdın ve bitti. Fonksiyonlar özelinde de söylememiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Lütfen videoları izleyin. Lütfen buradaki kurallara iyi bakın. Kural ne diyorsa doğrusal fonksiyon mu? Arkadaşım onu aklına ax artı b diye sokacaksın. Bunun grafiğinin doğru olduğunu buradan geldiğini aklına sokacaksın. Kurallara sadık kalacaksın ve sorularda nasıl kullanıldığında örnek soruyla anlayıp bol bol soru çözeceksin dedim ve sonrasında da konumuzda rahat rahat bitireceksin ha konuyu bitirdikten sonra mesela hemen burada da ne var bir de burada bak fonksiyonun grafiği bitince hemen testin var tarama testini de yapıyorsun kendini bir tarıyorsun bakalım ne kadar bilgim var diye görüyorsun arkadaşım yapman gereken azim sebat sabırlı olmak ve yapamayınca küsmemek ve daima daha iyisini yapmaya çalışmak dedim ve şimdi bunu sana soruyorum sen hangi derste sıkıntı yaşıyorsun daha çok hangi konularda yaşıyorsun lütfen yorumlara yaz yorumları okuyalım senin derdine başka şekilde çare bulmaya çalışalım ne diyoruz arkadaşlar bir dahaki sorunları dertleri çözmeye çözmede görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz <laughs>